Eserlerin bulunduğu doğal maddeler var. Doğal maddeler ve yağlar var. Bunları günlük hayatta farkında ol olarak ya da farkında olmayarak kullanıyoruz. Şimdi bunların e, biraz böyle detaylarına beraber bir bakalım. Bununla beraber zaten konumuzu bitiriyor olacağız. Esterler lanolin, balmumu ve bazen gibi doğal maddelerin yapısında bulunmaktadır ki hoş kokulu olduğunu söylemiştik daha önce. Lanolin maddesi koyun yününden elde edilen yağsı bir maddedir. Sarısı beyaz renge sahiptir, yumuşaktır ve yağ kıvamında olan bir sıvıdır. Suda çözünürlüğü vardır, hani olmasına rağmen. Cilt ve saç üzerindeki derin bir nemlendirici etkiye sahip olduğundan kozmetik cilt kremleri ve nemlendirici şampuanlarda çok fazla kullanılır lanolin maddesi. Hamilelik döneminde oluşan çatlakların giderilmesinde ve esnek bir cilt sağlanmasında hamilelikte yine meme ucu kurulduğunun giderilmesinde doğum sonrası meme çatlaklarından oluşacak çatlaklara karşı korunmasında da kullanılan bir maddedir. Dolayısıyla bunu ilaç olarak da karşına çıkabilir böyle besleyici bir krem şeklinde görürsün. Yağlayıcı bir maddedir ve ayakkabı cilası yapımında da kullanılan bir maddedir lanolin maddesi. Bal mumuna bak, e, bakacak olursak bunu tabii ki duymuşsundur belki ama arıların peteklerini yapmak için sağladıkları yumuşak sarı renkte ve mumsu bir maddedir. Sanayide yapı olarak üretebiliyoruz. Mum ve heykel yapımında ki bal mum heykeller oldukça meşhur bildiğin gibi mum ve heykel yapımında kullanılıyor. Kozmetiklerde cila yapımında, merhem yapımında kullanılır. A vitamini açısından çok zengindir ve vitaminini almamız için çiğnememiz yeterlidir burada. E, gıda sektöründe bazı gıdaların korunmasını engellemek için bal mumu kullanılır. Elma meyvelerde parlak görünüm vermek için ve uzun süre dayansın diye kullanılır ki parafin yerine balmumuyla kaplamak daha mantıklıdır. Çünkü balmumu en azından yenilebilen bir şeydir. Aydınlatmada kullanılan mum ester değildir. Yalnız dikkat et bu balmumuyla o mumu karşılaş, karıştırma lütfen. Stiyarik asitle palmitik asitin karışımıdır burada kullanılan mum. ama bir ester yapısı değildir. bunu da söylemiş olalım. Son olarak balzama bakacak olursak da genellikle odunsu bitkilerden elde edilen bir reçinedir aslında balzam. İlaç yapımında kullanılır. Benzoik asit ve sinamik asitin esterlerini içerir. Vücut için gerekli yağları çözmede çözücü olarak kullanılan maddelerden bir tanesidir balzam. Bununla birlikte esterleri bitirmiş oluyoruz. Esterlerde 3 tane burada bilmen gereken önemli hani sayılabilecek kullanım alanı var yağlar konusunda. E bununla birlikte biz bu bölümü bitirmiş oluyoruz. Şimdi tabi acemi, amatör, uzman, şampiyon gibi testlerimizi çözdükten sonra çıkmış sorular da var organ kimya ile ilgili. Onları çözdükten sonra da bir ikinci bölümümüz var. Enerji kaynaklarıyla ilgili küçük ve kısa bir bölüm. O bölümde görüşmek üzere.